Merhaba, merhaba. Melda Yücel TV'den merhaba. EYT ile ilgili o önemli haber 5 Nisan'da geldi ve ben de hemen uyarıyla sizlere ulaşayım istedim. Akşam saatlerinde maaştan önce fark ödemesi hesaplara yatmaya başlandı. Ama sorgularken ne kadar yattı derken E-Devlet'e girdiğinizde küçük çaplı bir şok ve hayal kırıklığı yaşamamak adına benden size bir uyarı geliyor efendim. Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara, Mart ayı itibariyle tamamlayanlara birikmiş meblağlar tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre dediğim gibi Mart ayında başvuranlar 1 Nisan itibariyle emekli sayıldılar. Hangi tarihlerin farkı yatıyor? SSK'lıysanız eğer 1 Nisan 17 Nisan arasında hak ettiğiniz o farkı, eğer Bağkur'dan emekli oluyorsanız EYT'li olarak 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alabileceksiniz. Peki kaç kişinin işlemi tamamlandı? Bu çok konuşulmuştu, çok tartışılmıştı. 1,6 milyon yaklaşık kişinin başvurduğunu biliyoruz Mart ayı itibariyle. Bunların yalnızca 250 binine hesaplarına para yatmış olduğu, fark yatmış olduğu ve burada 250 binden fazlasının işleminin ancak tamamlandığının haberini de bir anlamda almış olduk. Nasıl sorgulayacağız bunu söyleyelim. E-Devlet'ten nasıl görebilirsiniz? Burada işte küçük bir püf noktası var hayal kırıklığı yaşamamak adına. Çünkü pek çok kişi bana sordu hemen. Ben de o zaman bu konuda bir video çekeyim dedim. Burada önemli emekli maaş sorgulama dediğinizde, çünkü ilk akla gelen bu, emekli maaş sorgulama dediğinizde bambaşka çok küçük bir meblağ karşınıza çıkıyor. Bu mu diyorsunuz? Fark bu mu diyorsunuz? Ama o değil efendim. Sorgulamanızı şöyle yapacaksınız. Emekli günlük ödeme sorgulaması diyeceksiniz. Emekli günlük ödeme sorgulaması. İşte orada o birikmiş fark karşınıza çıkacak ki bu yaklaşık maaşınızın 1/3'üne tekabül ediyor. Burada diğer emeklilik işlemlerinden emekli günlük ödeme sorgulamaya tıkladığınızda karşınıza çıkacak o aradaki tarih, tam maaşıyla 1/3'üne tekabül eden meblağ. Parayı nasıl alabileceksiniz, nereden alabileceksiniz bunu da hemen söyleyelim. Malum emekli başvurusu yaparken, EYT başvurusu yaparken banka listesi de sunuyordu size E-Devlet'ten devlet ve orada siz sıralamada karşınıza çıkan bankalardan birini işaretlemiştiniz. İşte orada ödeme bankadan çekilebilir durumda ibaresini görüyorsunuz ve hemen altında bankayı görüyorsunuz. TC kimlik numaranızla gidip parayı çekebileceksiniz. Herhangi bir kart ya da bilgi olmaksızın, hesap numarası olmaksızın TC kimlik numaranız yeterli olacaktır. Ödeme bankadan çekilebilir durumda ibaresini görüyorsanız eğer E-Devletinizde, ilk başvuru yaparken seçtiğiniz bankanın ismi de açık açık altta da yazmakta zaten. İşte burada promosyon mevzu çıkıyor karşımıza. Promosyonla ilgili de bir uyarım var. Bildiğiniz gibi işte EYT başvurusu yaparken ilk başlamıştı promosyon yarışı bir anlamda bankalar arasında ve meblağlar daha az aşağıdaydı. Sonra 7500 emekli maaşında en alt sınır gibi bir haber de çıkınca orada tekrar bir promosyon yarışı hızlanmış oldu. İşte eğer siz EYT başvurusu yaparken diyelim A Bankası'nın promosyonunu güzel buldunuz ve onun işaretlediniz. Ama sonra promosyon yarışı bankalar arasında hızlandıktan sonra Z Bankası'nın teklifini daha çok beğendiniz. Ama şimdi A Bankası'ndan almak zorundasınız maaş farkını. Ne yapacaksınız? Gidin alın ama promosyonla ilgili bir ilişkiye bankayla girmeyin. Yani promosyonunu almayın. Z Bankası'nın eğer teklifini daha çok beğenmişseniz oraya gidin. Maaşınızı farkı çektikten sonra ikinci maaşı teklifini daha çok beğendiğiniz bankaya götürebilirsiniz. Şimdi parayı çekerken promosyonu almamak kaydıyla. Bu önemliydi. Bunun altını çizmiş olalım. Bir başka uyarı da aslında bir küçük şok yaşatacak şey de, dedim ya 1/3 kadar bir meblağı görüyorsunuz maaş fark ödemesinde, hemen altında da kesinti yazıyor. Neyin kesintisi bu diyebilirsiniz, çünkü daha yeni emekli oldunuz, ne bir doktora gittiniz, ne bir hastaneye, ne bir sağlık ocağına, ne de bir ilaç aldınız emekli olarak. Neyin kesintisi? Hemen söyleyeyim efendim, ilaç ya da muayene kesintisi olabilir. Nasıl olur Melda? Emekliliğe hoş geldiniz kesintisi aslında bu. Çünkü emeklilere maaştan kesiliyor. Çalışırken ne oluyordu bunu hatırlayalım. Sigortalılara eczaneye ödeniyordu. Eczaneye ödüyorduk ve o zaman bu farklılığı da emekliliğe merhaba şeklinde yaşayacağız. O kesintiyim. Evet, emekliler hem Ramazan bayramı hem de Kurban bayramında bayram ikramiyesi alacak. 2000 liraya yükseltilmişti. Bu düzenlemeyle EYT'li emeklileri de kattığımızda yaklaşık bayram ikramiyesinden 15,6 milyon emeklinin faydalanacağını söyleyelim.
Ama bayram ikramiyesi ve asıl maaş ödemesi, o dediğim gibi tahsis numarası var ya, tahsis edilen numara, ilk başvurduğunuzda karşınıza çıkan onun son rakamından tarihe, hangi tarihe tekabül ediyorsa onu o tarihte alacaksınız. Peyderpey Nisan'da başladı. 5 Nisan'da ilk maaş ödeme farkı yatırıldı. Haberi geldi 250 bin emekliye, EYT'liye. Devamında takipçisi olacağız. Bir diğer takipçisi olacağım konuda Bağkurlularla ilgili efendim. Çünkü çok soru geldi sizlerden. Özellikle prim gün sayısı ile ilgili, niye bizim SSK'larla bir değil, esnafın neden daha fazla gün biriktirmesi gerekiyor şeklinde pek çok sorunuz vardı. Bununla ilgili de yarın bir video çekeceğiz. Bu konuda da bilgileri sizlerle paylaşacağız. Nerede? YouTube'da, Melda Yücel TV'de. İzleyin, abone olun, arkadaşlarınıza tavsiye edin, yorumları ekleyin. Yetişebildiğim kadar, bilebildiğim kadar, bildiğim konularda hemen yazıyorum. Sizlere yanıt da yazmaya çalışıyorum. Ne yapıyoruz? Görüşüyoruz. İyi haberlere.